Allah aşkına bir dur. Ses yapma arkadan. Hoş geldiniz efendim. Yine Troll Emre ile kanal açmaya çalışıyoruz. Yani çok zor şartları attık. Yine video çekmeye çalıştık. Gel ses yapma. O da geliyor. Bak. Sormuyor ya. İyi. Bugün size çocuğun hikayesini anlatacağım. Şimdi çocuğumuz var. Bu değil. Bu da çocuk ama hoş değil. Çocuğumuz sokak kedisi. Bu da değil. Bu da sokak kedisi ama bu bizim. Bu da değil. Troll Emre iş başında. Allah'ım asla dikkat veremiyorum şu an. Şimdi çocuğumuz sokaktan gelen... Yanlış yere mi bakıyorum? Sokaktan gelen bir hak sahibimiz, sokakta beslediği bir kedimiz. Bu kedi ağzında böyle kanama gibi ve damak yarı olduğundan şüpheleniyor, bize geliyor. Ağzını muayene ettiğimizde inanılmaz bir yara olduğunu fark ediyoruz iç tarafında, ağzın iç tarafında. Ve diş etleri maalesef ki çok ciddi kanama var. Dişlerini temizledik dün. Günlük tedavisi devam edilecek tabii. Kullanılan antibiyotikler, ağız yaraları için işte kullanılan antibiyotiklerle toparlamaya çalışıyoruz çocuğu. İnanılmaz korkak bir çocuk. Sokak çocukları biliyorsunuz ki Allah kahretsin. İnsanlardan korkuyor. Tabii hasta sahibiyle inanılmaz iletişim kurmuş. Onunla bağlılığı çok güzel ama maalesef ki bize öyle değil. Tanımadığı için. Zamanla biraz daha alıştı ama alışmış hali bile birazcık zorluyor bizi. O yüzden size o videoyu çekeceğiz. Çocuğun hikayesini anlatacağız. Ve ne yapmamız gerekiyor? Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Poşetiyle alakalı ne bir bilgi vermeye çalışacağız. Şunları biraz çekeyim de ondan sonra anlatacağım kediyi size. Ya sizin amacınız... Eme ne yapıyorsun? Şu an Allah aşkına ne yapıyorsun? Ben video çekeceğiz demedim mi? Sen video çekmemek için mi böyle yapıyorsun? Ya sen troll müsün? Kaç hadi kaç. Az havaya da temizleyeyim. Allah aşkına. Sabah düştüm burada. Sen düştün diye... Yani biri almış eline çocuğu, diğeri diye bak saçı nasıl kaçıyor. Sen normalde konuşabiliyor muydun? Yok. Küçükken dilimi komple kestiğim için. Hani göster bakayım dilini. Aferin. Şimdi size kliniği göstereyim, durun. Fıtı 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 fıtı. Çok güzel değil mi bunlar? Kendimiz bayıldık ha. Elemeyi bunlar. Seni bekliyor sonuç olarak. Bu değişmeyen bir gerçek. Aldın eline küreği şapkanla. Nasıl? Çarıkların nasıl? Poz ver. Poz ver. Fotoğraf çekiyormuşuz yine. Tamam. Çektin mi? Bilmiyorum çekmiş. Bakayım az. Sen hocam çeker. Çekmedin fotoğraf. Bu Emre böyle. Bu Emre bıktırdı bıktırdı. Videoya çocuk böyle troll. Troll olarak Allah tarafından öyle PVK'ya indirilmiş, Vekpati'ye indirilmiş bir şahıs. Bir hekim. Öyle düşünün. Herkes kırık. Biz daha kahvaltı yapmadık. Yapmadık. Emre geliyor bu arada. Emre gelsin. Çocuğu atacağız. Ben de o sırada şeylerini hazırlayayım dur. Çok eğlenceli. Çok herhalde de. Abone olun. Aynen. Abone olmayan var mı? Bak. Bu arada ha. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Kızdım size. Baktım orada istatistiklerde gözüküyorsunuz. Onlara çok kızdım. Kesin Ankaralı değil onlar. Ankaralılar abone olun. Bize güvenmiş. Çok hırçındı normalde. Anne. Anne sen hırçın dedik. Gün var ya bizi parça pinçik etti ya. Böyle yemin ederim uçuyordu yani havada. Hatta onun videosu varsa... Kamera kayıtlarını belki bulabiliriz ama çok zor. Buralarda uçuyordu çünkü şuralarda uçmuyordu. Uçuyordu. Ya işte sevgi böyle bir şey. Önce kendi göstereyim inşallah. Sevgi böyle bir şey. Isırıyormuş. Daha doğru bir şey yapmadık hayvana. Yapalım o zaman göreceğiz gerçek şeyini. Bak bir şunun suratına bak. Bak şimdi suratını göstereceğim size. Bak. Anne bak buraya. Ay çok güzelsin ya. Aşırı güzelsin. Orada dur. O bir sana. Önce bir ağzını temizle çok kızacak. Ben sana söyle şu kusuru görüyor da ben şükremiyorum. Allah Allah. İçiyor. Yüzün kediye benzemiş. Çok pislik geldiği zaman. Sen bayağı iyi huylu bir şey oldun. Aa. Allah belanı versin. Paramparça yaptı bizi ya. İnan şu an inandıramazsın kimseye. Nasıl eğilişti. Yakışmaya korkuyorum. Poz verdik. Çek. Hadi fotoğraf çekiniyoruz. Sen hocam bizi editler. Tamam. Gel, gel Emre abi size zorlamıyor musun şimdi çocuk? Isırırsam ya çok da korkuyorum ben burada. Hırtık yapıyorlar zaten. Yarası iyi olmuş. Yarası da bayağı iyi. Onu iyileştireceğimizi biliyor. Sulur. Ya onu bizi iyileştireceğimizi biliyor. Biliyor. Akıllarıyız. Tabii canım. Sıvılmalar zaten zeki. Sıvılmalar zeki. Bak hani kalıp kıyamam. Ya bir de videodan önce, ilk 20 gün önce öyle bir anlattım ki elimizi parçaladı, yedi falan diye. Ya ben hiç çıkarttı şu an. Bir dakika rak. O gün ben yoktum çünkü. Ne alaka ya? Alıştı hayvan bize. Ya
you know bro. I know bro. Hadi be. Hissetti bunu. Bunu hissetti. Bitti bu kadar. Biz gidiyoruz. O zaman karabeyi de getir. Evet, hırçın dedik ama ne yapalım, sakinleşmiş yani. Bu da benim problemim değil yani. Çocuk sakin. Aferin, çok mutlu oldum şu an. Düşüyor arkadaşlar yani birazcık gerekiyor. Hiç güvenmiyordu ilk gün. Yani hakikaten aşırı zorktu. Karşıda getiren kişi de şeydi, bana alışkın, ben tutarım falan dedi. O da tutamadı çünkü güvenmiyordu. Demek ki güvenmiş yani bize. Anlamış zarar gelmeyeceğini. Çok güzel bir şey bu. Şimdi çocuk geliyor, bu hırçın diyorlar buna. O da hırçın diyorlar. Bize gelen sakinleşiyor yani. Dünya tatlısı oluyor. Çünkü biz dokunduğumuzu güzelleştiriyoruz yani. Böyle de bir kimiyiz. Yani böyle de bir ekibiz, anlatabiliyor muyum? Yani dokunduğumuz, sevdiğimiz çocuk melaki oluyor. Ha, böyle bir şey yok. Bu bir şey yani. Hissiyat, bu bir şey. Anlatabiliyor muyum? Abone olun ha. Sürekli abone olmayacak size. Ya ben onun videoları görün işte. Hatta bir gelecek. Ay tıslıyor. Neden tıslıyorsun? Bakabilir miyim yarına? Bak. Fadime bizi şey arkandan bir sürü konuştum. Bize gelen tatlı oluyor, alışıyor falan diye. Yine birazcık uzun bir kısasın. Şanslanıyorum. Ooo yarısı çok güzel. Ama onun sahibini... Ama çocuk, hocam hikayesini anlatsana mı çocuğunla? Bütün hepsinin hikayesini. Arayalım mı sahibini, çıkartalım. Niye bunun hikayesi? Kısırlaştı işte daha. Allah cezası. Kısırsana bacakları. Nasıl ne? Yani? Teşekkürler bu bilgi için. Bu çocuk bize... Bunu bir anlatman lazım. Anlatıyorum, izle. Şimdi bu çocuk bize kızgınlığa girdiğinden dolayı çok bağırdığı için ve çok ağrı çektiği için... Kısırlaştırma... İşin elim bulum ağrıdı ya. Kısırlaştırma isteğiyle geldi. Sevgilim senin ben ağrıdı bulum ağrıdı. Bak elimden kaçıyor şu kapıyı da. Dolayısıyla kapatayım mı? Kaçırır mısın? O kadar beceriksiz misin? Şimdi ben kaç yere giriyor kaçırmıyor. Hiç... Görmedim ama görürsek burada kayıda geçer ve paylaşırım, affetmem yani. Dolayısıyla kısırlaştırdık. Şimdi yere bakımı yapılıyor. Yok artık, yok, yok yok yok. Bunlar boş konuşuyor. Yok yok sana demiyorlar. Ondan sonra arasına bakıyoruz. Nam. Patikonunu sıktık. Antirutin yapacağız. Yakalığını takacağız. Ama yakalık takmıyoruz aslında ama bazı çocuklar şey çok yakalık ve bandaj uygulaması yapmıyoruz çoğu hastamızda. Ama bu tarz şikayetçi olan çocuklarda pişt diye ses çıkarıyor, biliyor musun? Islama benzeri bir ses. Bunun kafası küçük. Bunun kafasına bunu nasıl soktunuz? Ben de anladım. Böyle. Benim elimde de oldu. Ha sen elinlenmiş ya. Tamam. Ya. Şu an ısıcak geriliyor. Sesin değil mi ya? Gelen ne diyorum? Ne diyorum? Ne diyorum? Ne diyorum? Sen bilir misin? Kedice mi konuşuyor? Bunu yerde kedileri. Çok sıkmamak ve çok bulgulatmamak gerekiyor. Bak nasıl durdu ki diyor değil mi? Bak. Bu ses ne herhalde? Bak ne başladı? Gör bak. Kıtlıyor mu artık? Evet. Bak sakinleşti. Göster. Anenna. Konuş. Bak. Bir daha konuş. Kızdırdım. Anneci. Bak bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Kızdım değil aslında da. Minik bir canı yandı. Kediler böyle minik kişilere büyük tepkiler veriyor. Hızlı ya benim kızım. Temiz. Bak kapattık, bay.